Evet sevgili izleyiciler, Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler ve daha hayırlı haftalar diliyorum. Öncelikli olarak güzel bir hafta ve güzel bir salı günü olmasını temenni ediyorum. Bugün günlerden 23 Temmuz 2024 salı günü. Bugün sizlerle birlikte bu sohbet videomuzda Ay Yıldızı Futbol Milli Takımımızın yani Türkiye'nin Euro 2024 çeyrek final serüvenini ve performansını ve Euro 2024'ü Euro 2024 sonrasında biliyorsunuz şampiyon İspanya oldu. Euro 2024 final maçında İspanya İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve Euro 2024 Euro 2024'ün şampiyonu İspanya milli takımı oldu. İspanya futbol milli takımını tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Euro 2024 Dünya Kupası Almanya'da düzenlendi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Ay Yıldızı milli takımımızda F grubunda mücadele etti ve grubunun ikinci sırada 6 puanla Portekiz'le birlikte gruptan çıkmayı başardı. Bakıldığı zaman Ay Yıldızı milli takımımız grup serüveninde Gürcistan ve Çekya ile mücadele etti. Portekiz'le de oynadık. Oynadığımız 3 mücadelede grup maçlarında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldık. İlk mücadelemizde Gürcistan'ı Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler ve Mert Müldür'ün golleriyle 3-1, Portekiz'e de maalesef 3-0 mağlup olduk. Bruno Fernandes, Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı gol ve Bernardo Silva'nın attığı gollerle ikinci mücadelemizde Portekiz'e karşı 3-0 mağlup olmuştuk maalesef. Turnuvanın belki de en kötü futbolunu oynadığımız ve isteksiz olarak yani en kötü oynayabileceğimiz futbolu Portekiz karşısında oynadığımız bir mücadeleydi ve doğruyu söylemek gerekirse de mağlubiyeti hak etmiştik. Yani oyun anlamında performans sergileyemedik. İyi bir oyun oynayamadık. Çok kötü bir futbol akşamıydı o akşam bizler için. Ama üçüncü mücadelemizde Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un son dakikada yani 90 artı 5'te attığı golle 2-1 mağlup etmeyi başardık ve son 16 turunda rakibimiz Avusturya oldu. Avusturya'yı da Merih Demiral'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardık ve çeyrek finalde de sevgili izleyiciler Hollanda ile eşleştik. Tabii ki de çeyrek finalde Hollanda ile eşleştik ve Hollanda maçında maalesef Avusturya maçında 2 gol atan ve bozkırt sevinci yapan yani gol sevincini bozkırt hareketiyle yapan Merih Demiral'a UEFA maalesef skandal bir karara imza atarak Merih Demiral'a 2 maç futbol müsabakalarında oynamama cezası yani 2 maç oynamama cezası verdi ve maalesef Hollanda maçında Merih Demiral'dan yoksun olarak Hollanda maçına çıktık. Aslında ilk yarıda istediğimiz oyun vardı ve Samet Akaydın'ın kafa golüyle 1-0 devreyi önde kapatmıştık. Ama ikinci yarıda maalesef biraz da kendi kalemimize çekilmemizden dolayı ve de bununla birlikte bakıldığı zaman oynadığımız kötü futbol diyelim, yediğimiz basit goller ve yapılan basit ve bireysel hatalardan dolayı yapılan hatalardan dolayı maalesef Hollanda'ya 2-1 mağlup olmuştuk. Tabii ki de bakıldığı zaman Euro 2024'e başlamadan önce bizlerin tek bir hedef vardı. Euro 2024'te grup aşamasını gruptan çıkabilmek. Hani doğruyu söylemek lazım. Biraz da dürüst olmak lazım. Kimse Ay Yıldızı milli takımızdan bir çeyrek final oynamasını veya çeyrek finale kadar gelip yarı finalin eşiğinden döneceğini bilmiyordu. Yani hiçbirimiz böyle bir durumu tahmin etmedik işin açıkçası. Doğruyu söylemek gerekirse ama milli takımımız öyle bir performans sergiledi ki sadece Portekiz maçı hariç diyorum. Portekiz maçında gerçekten istediğimiz o özlem duyduğumuz milli takımı göremedik. Ama onun haricinde oynadığımız 4 mücadelede de Hollanda mağlubiyetinde bile biz daha iyi bir oyun ve performans sergiledik aslında ama maalesef üzücü olan Hollanda maçında oynadığımız futbolun karşılığını alamamak. Yani tamam biz 1-0'dan sonra geriye çekildik ama 2-1 olduktan sonra da son 10 dakika yani 80. ve 90. dakika arasında
kaçırdığımız 3 tane net gol pozisyonu var. Biri çizgiden çıkan, diğeri de Kerem'in karşı karşıya kaçırdığı ve Cenk Tosun'un vuramadığı Semih Kılıçsoy'un da aynı şekilde pozisyonun içerisinde yer aldığı 4 tane net gol pozisyonumuz var. Bunlardan biri girse belki maç 90 dakikada berabere bitecek, uzatmaya gidecek. Belki de bizler orada Hollanda'yı mağlup ederek yarı finalde İngiltere'nin rakibi olabilirdik. Ama maalesef şansımız yaver gitmedi ve çeyrek finalde elendik. Bakıldığı zaman Ay Yıldızlı milli takımımız gerçekten turnuvaya büyük bir renk kattı. Oynadığımız futbolla heyecan dolu, aksiyon dolu maçlar izledik. Son dakikalarının nefes kestiği, adeta ölüp ölüp dirildiğimiz, özellikle Avusturya mücadelesinde 2-0'dan sonra biliyorsunuz Avusturya iyice bastırdı. Ve 2-1'i buldu. 2-1'den sonra pozisyonlar yarattılar. Allah'tan orada Mert Günok'un muhteşem bir kurtarışı vardı. Yani bakıldığı zaman milli takımımız gerçekten performansıyla bu Euro 2024'de, Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Euro 2024'de damgamızı vurduk. Milli takım olarak, hem milli takım taraftarı olarak, hem bizler belki Almanya'da maçı canlı olarak izleyemedik ama evimizde bile o heyecandan, o maçın atmosferini bizler de ister istemez yaşadık ve milli takımımıza da teşekkür ediyoruz. Yani Euro 2008'den sonra dile kolay 16 yıldır Ay Yıldızlı milli takımımız, bırakın çeyrek final oynamayı, Euro 2008'den sonra gruptan çıkmayı bile başaramıyorduk. Yani 2020'de gittiğimiz turnuvada zaten büyük bir hayal kırıklığı, 2016'da zaten hayal kırıklığı, gruptan çıkamadık. Yani 0 puanlar aldığımız, 0'da 0 çektiğimiz maçlar oldu. Yani şöyle baktığımızda tamam, son mücadelede Montella'nın hataları vardı. Çok geç oyuncu değişiklikleri yaptı. Oyuna müdahalesi çok geçti. Ve bazı maçlarda hatalar yaptı. Özellikle Portekiz maçındaki yanlış kadroyla çıkmamız, yani ideal kadrosunu bozması ve Yunus Akgün oynatması, diğerlerini oynatması, yani hazır olmayan oyuncularla Portekiz maçına çıkmamız vesaire vesaire, işte Mert Günok'un Portekiz maçında oynamaması, sakatlığının ön planda olmasından dolayı kaynaklı haberler var ama ne kadar doğru bilmiyorum. Ama netice itibariyle şunu da söylemek lazım. Biz Montella'yı ne kadar eleştirirsek eleştirelim, sonuçta milli takımımız Euro 2024'te bir çeyrek finali gördü ve yarı finalin eşiğinden döndük adeta. Yarı final bizler için olmaz diye bir şey yoktu aslında ama işte biraz şanssızlık, biraz da hakemin art niyetli olması, yani 1-0 iken verilmeyen net penaltımız var. Yani ceza sahası içinde Kaan Ayhan'ı düşürdüler. Kenan Yıldız'ın kaçırdığı gol vardı 1-1 iken. Yani hakikaten aslında maçta çok dönüm noktaları oldu Hollanda maçında ama maalesef istediğimizi gerçekleştiremedik. Ama bizler milli takımımıza her zaman gurur duyuyoruz ve gurur duymaya da Türk halkı ve Türk milleti olarak devam edeceğiz. Ve bundan sonraki serüvende de Ay Yıldız'ı milli takımımızı elimizden geldiği kadar, gönlümüzün, dilimizin yettiği kadar, gücümüzün yettiği kadar desteklemeye, maçlarında bağırmaya, milli takımımıza sahip çıkmaya, destek olmaya her zaman olduğu gibi devam edeceğiz. Önümüzde bir 2026 Dünya Kupası var, 2 yıl sonra oynanacak olan. Ona en iyi bir şekilde hazırlanarak o turnuvada daha fazlasını yapabileceğimizi bizler aslında gösterdik. Bu bir, bence milli takımımız adına bir fragmandı. Yani ben Dünya Kupası'na, eğer tabi bunları konuşmak için bayağı iddialıyız ama Dünya Kupası'nda bir yarı final görürsek, bu kadroyu bozmadan devam edersek ve bunun üzerine işte Montella'nın kararları daha yerinde olursa, ben bu Dünya Kupası'nda 2026'da daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum diyelim ve videomuzu tamamlayalım, hatırlatmamız yapalım. Bu video bugün Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalı olacak diyelim. Böyle güzel ve özel Euro 2024 Ay Yıldızı milli takımımızın mesela özel değerlendirme sohbet videolarının Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalı devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel milli takımımız özel değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.